Merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Bu videoda bu gördüğünüz tığ işi süveterin yapımını anlatacağım. Yapılışı oldukça kolay, çok da zevkli örülüyor. Bu şekilde böyle artan ipleri kullandım evdeki. Kırmızı, beyaz ve siyah kullandım ben. Siz dilerseniz evdeki artan iplerinizle rengarenk de yapabilirsiniz ya da iki renk de yapabilirsiniz, böyle pastel tonlarda olacak şekilde. Evet, modeli böyle hafif, bol ve kısa bir süveter modeli. Ben böyle gömleklerin üzerine giymek için bu şekilde yaptım. Hafif dökümlü, biraz büyük beden yaptım. Large beden benim yaptığım süveter. Birazdan ölçülerini vereceğim. Şöyle alttan gömlek çıkıyor. O yüzden boyunu biraz kısa tuttum. Kol altlarını bir hafif geniş yaptım. Şöyle gömlek rahat çıkabilsin diye. Evet. Bu şekilde. Bu süveterin bedenini büyütüp küçültmek oldukça kolay. Şöyle, şu önce ortasına şöyle bir kare parça örüyoruz. Eğer bedeni küçültmek istiyorsanız bu kare parçayı daha kısa, yani daha küçük örebilirsiniz, sıra sayısını azaltarak. Ya da şu yanlara ördüğüm ilave kısımları sırasını birkaç sıra eksilterek bedeni küçültebilirsiniz ya da sıra ekleyerek bedeni büyütebilirsiniz. Bu kol kesimi ve yaka kesimi sayılarını değiştirmeden aynı şekilde örüp bedeni büyütüp küçültebilirsiniz. Evet, şimdi yapılışına geçelim. Arkadaşlar, şimdi ölçülerini vereyim bitmiş şeklinin. Şöyle beden genişliği şöyle 49,5 santim gibi oldu. Şöyle boyunu vereyim. Boyu da yaklaşık 49-50 santim. Ben dediğim gibi kısa tuttum. Dilerseniz boyunu uzatmak için etek ucuna fazladan sıra örebilirsiniz. Kol genişliğini vereyim. Şöyle şu lastiği hariç tutarak söylüyorum. Yani bitmiş halini değil, şöyle 27 santim kol genişliği. Lastikli şekliyle şöyle, evet, 23-24 santim gibi de şu açıklığı var. Evet, yaka genişliği şöyle, şu arka ortadan itibaren 18 santim lastik hariç. Lastikli şekli de 14 santim gibi. Şöyle bakın. Yaka açıklığı da lastiksiz olarak şöyle bakın 21 santim. Lastikleri dahil ederek ölçtüğümüzde 16 santim oluyor. Evet. Bu şekilde. Şimdi örmeye başlayalım. Evet arkadaşlar, böyle evdeki orta kalınlıktaki yünleri kullanıyorum. Tığ olarak da 4 numara 2,5 milimetre tığ kullanıyorum. Şimdi başlayalım. Şöyle hanım dilendi, bey beğendi motifi yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir çekiyorum. Birleştiriyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2, üçlü trabzan doluyorum. Üçlü trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yere. 1, 2,
3. 1, 2, 3 zincir. Köşelerde hep 3 zincir çekiyoruz. Aynı yere batıyorum. 2, 3. Evet. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir çekiyorum ve şu tepe noktasıyla kıstırıyorum. Evet. Şimdi bu motifi büyüteceğiz. Bunun için istediğiniz renklerde istediğiniz sıra sayısını uygulayabilirsiniz. 2 renk beyaz, 3 renk sarı, 1 renk yeşil gibi böyle evdeki renklerinize göre. Ben şimdi 2 sıra beyaz yapacağım. Sonra 2 sıra siyah yapacağım. Şimdi şuraya yürüyeceğiz arkadaşlar. Bunun için şöyle ipimi yürüttüm. Sonra diğer tarafa şöyle ip kaydırıyoruz. Ve şöyle geçtim. Şu köşeye bu şekilde gelmiş olduk. Evet. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine aynı şekilde köşeyi dolduruyoruz. 2, 3. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere. 2'de. Şimdi aralarda 2 zincir çekiyoruz. 1, 2 zincir. Yine diğer köşeye geçtim. Köşeleri hep aynı şekilde yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir. Aynı yere. 2, 3, 1, 2 zincir. Diğer köşeye geçtim. 2, 3. Şöyle oldu bakın. 1, 2, 3 zincir. Evet. 1, 2 zincir. Bir, iki, üç zincir. Köşeyi dolduruyoruz yine. İki ve üç. Evet. Bir, iki zincir çekip şu köşeyle birleştiriyorum. Şöyle. Bir, iki zincir çekip ipimi kesiyorum. Şimdi siz dilerseniz aynı renkle devam edebilirsiniz. Ben siyah renge geçeceğim şimdi. Herhangi bir köşeden başlıyorum. Bir, iki, üç zincir. Yine köşeleri aynı şekilde yapıyoruz. Üçlü trabzanlarla. Siz ikili trabzan da yapabilirsiniz isterseniz. Eliniz eğer bolsa. Üç. Bir, iki, üç zincir. Bir. 2
3. Evet, ipi de içine alarak ördüm. Bakın. Evet. Şimdi aralarda 1, 2 zincir çekiyorduk. Şu boşluğu dolduruyorum. Klasik bir motif, hemen hemen herkes biliyor. Bilmeyenler olabilir diye gösteriyorum. Evet. 1, 2, köşeye geldim. 1, 2, 3. 1, 2, 3 zincir. 1, 2, 3. Evet. Yine 1, 2 zincir çekiyorum. Şöyle bakın. Şöyle göstereyim, daha iyi olur. Evet. Şurayı dolduruyoruz. Şunu içine alarak böyle. 1. Sonra şuradan şöyle tekrar geri alıyorum. İpi iyice hapsetmiş oluyoruz. Evet. 1, 2 zincir. Köşeye geldim. Evet. Böyle devam ediyoruz arkadaşlar. Motifimiz bu. Bunu istediğimiz renklerle böyle döne döne büyüteceğiz. Sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, ben kareyi bu şekilde örerek büyüttüm. Benim yaptığım model, videonun başında da dediğim gibi, salaş bir model olduğu için large beden çalıştım. 40-42 beden. 40-42 beden için böyle bir büyüklük hazırladım. Şimdi ölçüsünü vereyim bu orta kısmın. Bakın şöyle 34 santim, 33,5-34 santim kadar bir genişliği var. Boyunu da şöyle yaptım. Boyu da 31 santim. Evet. Şimdi şu orta kare motifi ördükten sonra, bakın, boyu fazla uzamasın diye, çünkü crop bir model, boyu uzamasın diye şu sonra yaptığım 1 2 3 4 sıra beyazı sadece şöyle gittim geldim. Şu şekilde gittim geldim. Yani şuraya dönmedim boy uzamasın diye. Evet. Şimdi buradan yan kısmı yapacağız ve şuradan omuz kısmı yapacağız. Şimdi şöyle, ben her ikisini de yaptım. Yan kısım böyle arkadaşlar. Şu şekilde kol biraz geniş olacak. Buraya da lastik gelecek. Onun için böyle biraz aşağıdan aldım. Modeli böyle çünkü. Evet. Şu şekilde 2 sıra siyah, 2 sıra beyaz, sonra siyah beyaz, siyah beyaz şeklinde yaptım. Daha küçük model için dediğim gibi, siz bu orta kare kısmı daha az sayıda yapabilirsiniz. Evdeki giysilerinize ölçerek herhangi bir sayı veremiyorum, çünkü burada beden ölçüsü bilemediğim için. Evet. Ortayı daha küçük yapabilirsiniz. Şurada ördüğüm mesela 1-2 sırayı daha az yapabilirsiniz. Şu sonradan ördüğüm. Bu şekilde küçültebilirsiniz. Ya da bu kareyi biraz bir tık daha büyük yaparak modeli büyütebilirsiniz. Buradaki kesim sayılarını aynen uygulayabilirsiniz her beden için. Hem yaka kesimi hem de kol kesimini. Evet, şimdi birazdan burayı yaparken birebir göstereceğim şuranın nasıl kesildiğini. Burayı yaptıktan sonra şöyle şu kısmı yapıyoruz arkadaşlar. V yaka kısmını şöyle. Burayı da göstereceğim birebir. Evet. Önce şuradan başlayalım. Şimdi burayı yapıyoruz. Evet arkadaşlar, siyah iplikle buradan başlıyorum. Şöyle bakın. Şuradan şöyle etek ucundan. Burası etek ucu. Buradan başlıyorum.
Evet, normal örgümüze devam ediyoruz. 1, 2, 3 zincir. Üçlü trabzan. Şu ipleri de böyle iyice içine alıyorum. Sonradan zorluk yaşamamak için. Evet, iyice hapsediyoruz böyle. 1, 2 zincir araya. 1, 2, 3, 1, 2 zincir araya. Evet, devam edelim. Evet, bu şekilde örerek şuraya kadar geliyoruz arkadaşlar. Evet, sıra sonuna geliyorum. 1, 2 zincir. Evet, burayı da aynı şekilde örüyoruz. 1, 2, 3. Şimdi yine aynı renkle devam edeceğim ben. Dümdüz, hiç eksiltme yapmadan. Hiç eksiltme yapmadık bu sırada. 1, 2, 3, 4, 5 zincirle dönüyorum. Bu sırada da yine eksiltme yapmıyoruz. Dümdüz örüyoruz. İki, üç. Beden küçültmek isteyenler dediğim gibi bu iki sırayı atlayıp direkt eksiltme sırasıyla başlayabilirler. 1, 2. Evet, devam edelim. Şuraya kadar, sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Bir, iki zincir. Evet. Bu şekilde iki sıra siyah ördüm. Şimdi ipimi kesiyorum. Beyaza geçeceğim. Evet, şöyle. Şimdi beyaz renge başlıyorum. Bu beyaz sırasını da dümdüz öreceğim. Hiç eksiltmeden 1, 2, 3 zincir. Evet, ipleri içine alalım. Bir, iki zincir. Evet. Şuraya kadar gelelim. Yani 3 sıra hiç eksiltmeden örmüş oldum. Evet, sıra sonuna geliyorum. Bir, iki. Artan ipler olduğu için böyle düğümlü. Evet, burayı da aynı şekilde yapıyoruz. Şöyle. Evet. Şimdi şöyle şuradaki gibi bakın şu bloğu eksilteceğim. Şurayı eksilteceğim. Sonra şuradan direkt buraya geçeceğiz. Şöyle yapacağız. Beyazın ikinci sırasında. Evet. Şimdi şöyle çeviriyorum. Bir zincir çekiyorum. Şöyle ilmek kaydırarak bu bloğu eksiltmiş oluyorum şu anda. Bunu eksilttim. Evet, bu boşluğa
geldik. Şöyle bunu eksilttik. Şimdi şu bloğu da eksiltiyoruz. Yani normalde buraya üçlü trabzan yapacağız. Üç tane. Onun yerine yani iki blok eksiltmiş oluyoruz. Bunu ve bunu. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Bakın şöyle. Şuradaki gibi. Bir, iki, üç zincir çekiyorum. Direkt buraya geçiyorum. Bir zincir daha çekelim, kasmasın. 4 zincir çektim. Direkt şuraya geçiyorum. Evet, bakın. Aslında 3 blok eksiltmiş olduk. Şunu eksilttik, bunu eksilttik ve bunu da eksiltmiş olduk. Evet. Şimdi şöyle yaptık bakın. Normal örgümüze devam edeceğiz. Evet. Beyazı da iki sıra yapmış oluyorum. Sıra sonuna kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Burası etek ucu kısmı. Sıra sonunda bu şekilde bitiriyoruz. Şimdi siyah renge evet, bakın şöyle eksiltmeye başlamış olduk. Şimdi buradan devam edelim. Evet. Şimdi bakın şuradan başlıyorum. Şurayı da eksiltmiş olduk şöyle. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum. Direkt buraya geçiyorum. Şöyle yaptım bakın. Yani şu bloğu da eksiltmiş oldum. Böylelikle. 2 3 1 2 Evet, normal örgümüze devam ediyoruz. Sıra sonuna gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Yine bitiriyoruz. Evet, iki zincir çekip kesiyorum, beyaza geçiyorum. Evet, şimdi tekrar şuradan eksiltme yapacağız. Şöyle bakın, şu beyaz sırasını yaptık, sonra şu siyahı yaptık. Şimdi şu beyazla tekrar eksilteceğim. Evet, bakın. Şuraları eksiltmiş olduk. Şimdi şu bloğu da eksilteceğiz. Şuradan başlıyorum. Şöyle. Bir, iki, üç, dört zincir çekip direkt buraya geçiyorum. Bir, iki, 3. Evet. Şöyle bakın. Yani şu bloğu da eksiltmiş oluyoruz böylelikle. Şöyle yaptık. Evet, devam edelim. Bu sırayı da tamamlayalım dümdüz. Evet, sıramızı tamamladık arkadaşlar. Şöyle çift çift eksiltmiş olduk.
Şimdi son iki sıramız kaldı. Siyaha geçiyorum. Burada artık birer eksiltme yapacağız. Evet. Şuradan başlıyorum bu kez. Şuradan değil. Bir eksilteceğimiz için buradan başlıyorum. Bir, iki, üç, dört. Evet, normal örgümüze devam ediyoruz. Bakın, böyle yaptık. Bu sırayı da tamamlayalım. Evet, bu sırayı da tamamladım. Şimdi kenar kısmın son sırasını örüyoruz. Evet, bakın şöyle yaptık. Tekrar göstereyim. Şimdi yine şuradan başlıyorum. Bir, iki, üç, dört zincir çekiyorum ve buradan örerek devam ediyoruz. Evet, bakın böyle eksiltmemizi tamamlamış olduk. Şöyle. Evet, bu sırayı da tamamlayalım. Evet, tamamladık bu sırayı. Bu yan tarafı da tamamlamış olduk. Şimdi yakaya geçeceğiz. Evet, gelmiş olduğumuz noktayı gösteriyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Evet. Şimdi şu omuz ve yaka kısmını buraya öreceğiz. Evet, şimdi yakanın nasıl bölündüğünü göstereyim. Şu beyazın son sırasında 17 tane üçlü blok var. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 tane üçlü blok var. Bunun 8'ini bu tarafa alıyorum. Ortada bir tane boşluk bırakıyorum. Yani şunu dikkate almıyorum. Diğer 8'ini yani 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bu 8 bloğu diğer robaya alıyoruz. Şu ortadaki bu boş kalıyor. Evet. Şimdi şuradan örmeye başlayacağız. Şöyle örerek şu kısmı bırakıp şöyle devam edeceğiz. Evet, şimdi başlayalım. Siyah iple başlıyorum. Şuradan. Evet, burada da minik bir eksiltme yapacağız arkadaşlar. Şu beyaz bloğu eksiltmiş olacağım. O yüzden 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Direkt şuradan başlıyorum şöyle. Evet. 1, 2 zincir şu boşluğa geliyorum. 3'lü trabzanlarımızı yapıyoruz. 1, 2 zincir. Evet, devam edelim. Evet. Şuraya kadar gelelim arkadaşlar. Evet.
Şuraya kadar geldik. Dediğim gibi şunu boş bırakıyoruz. Hiç işlemi almıyoruz bu bloğu. Şimdi buradan geri döneceğim. Yakayı yaparken de iki sırada bir eksiltme yapacağız. Yani bir sırayı dümdüz öreceğiz. Bakın bu sırayı dümdüz ördüm. Burası geliş sırası. Buradan böyle dönüş sırasında bir blok eksilteceğiz. Yani böyle dümdüz geleceğiz hiç eksiltmeden. Buradan geri dönerken bir tane eksilteceğiz. Bu şekilde. Şimdi yapalım. Bakın şöyle. Şurayı eksiltmişim burada. Evet. 1, 2, 3, 4 zincir çekiyorum. Dönüyorum. Buraya başlıyorum. Normalde eksiltmemiş olsam 5 zincirle buraya böyle kutucuk yapardım ama 4 zincir çektim. Bunu şu kutuyu eksiltmiş oldum. Bu bir eksiltme oluyor. Evet. Şöyle 2 3. Evet. Bir kutu eksiltmiş oldum. Yani şunu eksilttim. Devam ediyoruz. Evet. Şöyle yapayım. Şöyle sıra sonuna kadar şuraya kadar gelelim. Evet, sıra sonuna geldim. Şu başta bir blokluk eksiltme yapmıştık. Şurasını. O yüzden burayı hiç örmüyorum. Bir, iki zincir çekip şuraya geçiyorum. Evet, artık şurası kol kısmı. Kol kısmında hiç eksiltme yapmadan dümdüz öreceğiz. Sadece şuradan yaka kısmından böyle eksiltme yapacağız. Şimdi iki zincir çekip ipimi keseceğim. Beyaz renge geçiyorum burada. Şöyle. Evet, bakın şöyle oldu. Şura diğer taraf. Bura böyle devam edecek. Burası artık kol. Şöyle dümdüz gidecek. Evet, şimdi şuradan başlayalım tekrar. Evet, şöyle bıraktığımız yerden normal devam ediyoruz. 1, 2, 3 zincir. Bir, iki zincir. Evet. Şuraya kadar, yakaya kadar gelelim arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna geliyoruz yakaya. Şurayı dolduruyorum. Evet, doldurdum. Bakın. Şurayı eksiltmiştik. Bakın şöyle. O yüzden şurayı yapıyorum. Bir, iki zincirli. Şuraya. Buraya bir kutu yaptık. Şöyle oldu bakın. Şimdi az önce de dediğim gibi böyle gelişlerde hiç eksiltmiyoruz. Düz örüyoruz. Geri dönüşlerde bir kutu eksiltiyoruz. Şimdi yani eksilteceğim. Şöyle dönelim. Şu kutuyu eksilteceğim. 1, 2, 3. 4 zincir çekiyorum. Buraya batıyorum. Evet. Şimdi buraya 1, 2 zincir. Şuraya geçiyoruz. Şöyle oldu bakın. Şurayı düz ördüm. Şurada eksiltme yaptım. Burayı normal düz ördüm. Şurada eksiltme yaptım. Yani bir düz bir eksiltme, bir düz bir eksiltme şeklinde yakamıza devam ediyoruz. Evet. Örmeye devam edelim. 1, 2. Evet. Bakın şöyle yaptık.
bir düz, bir eksiltme, bir düz, bir eksiltme. Böyle devam edelim arkadaşlar. Evet, ben şöyle iki sıra siyah, iki beyaz, iki sıra siyah, beyaz, siyah, beyaz, siyah. Sonra da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sıra beyaz ördüm. Sonuçta da burada 1, 2, şu boşlukları da sayıyoruz kutu olarak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane kutu kalmış oldu şöyle. Evet, omuzumuz bu şekilde oldu. Evet, böyle örmeye devam edelim. Arkadaşlar, ön parçayı tamamladık. Şöyle bakın. Şu şekilde. Şöyle yakından göstereyim. Toplamda bu roba için 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sıra örmüş oldum. Ve her iki sırada bir eksilttik buradan. Eksilterek gittik. Evet, burada böyle şöyle göstereyim. Evet, şimdi arka tarafta aynı sayılarla örüyoruz. Yalnız yakada böyle V açmıyoruz. Şuradan şöyle bir açıklık yapacağız. Omuzdaki kutu sayıları birbirine eşit olacak. Yani 11 kutu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kutu olacak omuzlarda da. Evet, aynı sayılarla arka parçamızı da örelim. Evet, arka parçamız da böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Sadece yaka kısmında farklılık var. Evet, şöyle yakından göstereyim. Son 3 sırasında, yani 3 sıra kalana kadar dümdüz örüyoruz. Şuradan. Şurada ilk başlarken yine ön parçada olduğu gibi bir tane eksiltip sonra dümdüz örüyoruz. Son 3 sıra kalana kadar. Sonra yakayı açıyoruz 3 sıra kalınca. Omuzlarda öndeki gibi aynen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 kutu var. Yakada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 kutu var. Evet. Kol açıklıkları vesaire hepsi aynı. Evet. Şimdi parçaları birbirine dikelim. Yanlardan ve omuzlardan. Sonra yaka ve kol lastiklerini yapacağız. Evet. Parçaları birleştirdik arkadaşlar. Bu şekilde. Evet. Şimdi önce kol lastiğinden başlayalım. Şöyle herhangi bir yerinden alıp başlıyorum. Evet, şöyle kolumuz. Şurası kol altı. Şöyle bir yerden başlayalım. Şimdi şu boşlukları dolduracağız. Bir, iki, üç. Üç tane trabzan yapıyorum. Evet. Şimdi 1, 2, 1, 3 olarak yapacağız bu trabzanları. Yani bir boşluğa 3 yapacağız. Yanındaki yere 2 yapacağız. Yanındaki boşluğa 3 yapacağız. Onun yanındaki yere 2 yapacağız. Bu şekilde sayıları ayarladım. Şimdi buraya 3 tane yaptım. Şimdi bu trabzanın tepesine 2 tane yapıyorum.
Şimdi yine boşluk geldi. 3 tane trabzan. 1 2 3. Şimdiki buradaki boşluğa 2 tane trabzan. 1 2. Bu boşluğa 3 tane. 2 3. Yani böyle sırayla bütün boşluklara ve şu dolgulara hangisi denk gelirse artık bir 3 yapıyoruz, sonra 2 yapıyoruz. 3 2 3 2 diye trabzan sayısını o şekilde ayarladım. Evet. Şimdi buraya 3 yaptık. Buraya 2 yapacağız. Yalnız burası kol altı. Kol altında eksiltme yapıyorum. Yani lastiği ördüğümüzde şöyle dümdüz gitmesin diye, şu şekilde kapanarak gitsin diye eksiltme yapıyorum. Öbür türlü çirkin oluyor çünkü. Evet. Dediğim gibi şurası kol altı. Yani ön ve arka gövdenin birleşim yeri. Şimdi buralardan 2 tane alacağım. Tığımda bekletiyorum. Doladım. Tığımda beklettim. Doladım. Yandakine geçtim. 2 tane aldım. Beklettim. 2 tane aldım. Beklettim. Bu şekilde hepsini bir alıyorum. Böyle kol altında eksiltmiş olduk. Aynı işlemi yakada da uygulayacağız. Şimdi buraya 2 tane yaptım. Buraya 3 trabzan yapıyorum. 1 2 3. Buraya 2 trabzan. 1 2. Buraya 3 trabzan. 1 2 3. Böyle böyle devam edelim. 3 2 3 2 şeklinde bütün böyle kolu dolanalım. Sıra sonuna kadar, yani şu başladığımız noktaya kadar gelelim. Evet, birinci sırayı tamamladım arkadaşlar. Şimdi bu kolda ilk sırada toplam 128 tane trabzan var. Bunu şöyle 64 bir taraftan, 64 bir taraftan şeklinde ayarlayıp sayarsanız ona göre kolay olur. Birkaç ilmek eksik ya da fazla olabilir. Çok önemli değil. Toplam 128 ilmek var. Şimdi lastik örgümüze başlıyoruz. 1, 2, 3 zincirle başlıyorum. Lastik örgüde ilmekleri bir ön taraftan bir de arka taraftan alıyoruz. Şimdi şöyle ilmeğin önünden alalım. Arka taraftan şöyle. Yani bir içten bir dıştan. Şimdi içten alıyorum. Tekrar dıştan. Evet. Lastiğimiz böyle oluşuyor. Şu köşeye kadar gelelim. Evet, kol altına geldim. Burası kol altı. Yine 4 trabzan eksiltme yapacağız. Bu arada ilk sırada verdiğim 128 ilmek sayısında şu eksilttiğim toplam 4 trabzanı bir ilmek olarak dikkate alıyorum. Çünkü 4'ünü eksilterek bir ilmek haline getirmiştik. Onu da belirtmek istedim. Şimdi sırayla alalım. Bu içtendi. Şu dıştan olacak. Şu komplesi içten olacak. Bir sonraki ilmek şöyle dıştan olacak. Evet. Yine bakın böyle beklettim ilmekleri. Hepsini birden alıyorum. Sonra en son dıştan örmüştük. Şimdi içten örüyorum.
dıştan örüyorum. Evet, bu şekilde devam edelim arkadaşlar. Bir sıra daha öreceğim ben. Bu sırayı tamamladıktan sonra aynı şekilde bu kol altında eksilterek kol lastiğimiz tamamlanmış olacak. Sonra yakaya geçeceğiz. Evet arkadaşlar, kol lastiklerini tamamladım böyle. Çok tatlı oldu. Genişliği çok güzel oldu. Evet. Şimdi yakaya başlıyoruz. Şöyle arka ortadan başlayarak yapacağım. Şöyle geleceğim. Şuradan tekrar dönüp arka ortadan devam edeceğim. Evet, şöyle döndürelim yakayı. Evet, şöyle ortadan bir yerden alıyorum. Burada da arkadaşlar şimdi şu kısımda, yani yakada da aynen 3-2-3-2 işlemini uygulayacağım. Şimdi şu boşluklara 2 tane trabzan yapıyorum. 3 zincirle başladım. İki tane yaptım. Bu trabzanların tepesine birer tane yapıyorum. Yani 3 trabzan yapmış oluyorum. 1 2 3 Boşluklara 2 tane. Trabzanlara birer tane. Evet, şuraya kadar gelelim. Evet. Şöyle yaptım, bakın. Şimdi şu yakanın öne dönme köşesi, burada da eksiltme yapacağız aynen koldaki gibi. Şöyle bir trabzan yaptım, beklettim. 2 trabzan, 3 trabzan beklettim. Doluyorum. Buraya geçtim. 1 2 3 Evet. 6 tane trabzanı böyle beklettim. Hepsini bir arada aldım. Şöyle bakın, köşeyi dönmüş olduk. Doluyorum. Şimdi burada da aynı şekilde 3 2 3 2 şeklinde trabzan yapacağız. Burada 3 tane yaptım. Buraya 2 tane yapacağım. 1 2 Buraya 3 tane. 1 2 3 Buraya 2 tane. 1 2 Evet, buraya 3 tane. 1 2 3 Evet, bakın böyle. Buraya 2 tane. 1 2 Evet, devam edelim. 3 tane yapıyorum. 1 2 3 Evet. Bu şekilde 3 2 3 2 şeklinde örerek şu köşe noktasına, yani yakanın üçgen kenar noktasına gelelim.
Evet, bu şekilde 3 2 3 2 örerek şu noktaya geldik. Bakın, yakanın şu köşe noktasına, burada da eksiltme yapacağım. Bu trabzan sayılarının toplamını vereceğim bir sıra bittiği zaman. Evet, devam edelim. Şimdi burada 3 yaptım. Şuraya 2 yapıyorum. Bekletiyorum. 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 Hepsini bir alıyorum. Yine aynı şekilde bir, burada kaç ilmek beklettim? 4 ilmek, 4 trabzan. Şimdi birinci trabzanı yaptım. 1 2 3 4. Evet. 4 trabzan da burada tutuyorum ve hepsini birden alıyorum. Köşemizi oluşturmuş olduk. Şimdi burada 3 yaptım. Şurada 2 yapıyorum. 1 2 Şuraya geçiyorum. 3 yapıyorum. 1 2 3 Evet. Şu başladığımız noktaya kadar buradan örüp gelelim. Evet, yakanın ilmeklerini aldım. Birinci sırayı tamamladım. Yakada toplam 130 ilmek var arkadaşlar. Toplam ilmek sayısı 130. Bunu şöyle, şu arka ortadan, şu başladığımız nokta, şurası, şu trabzan arka orta oluyor. O trabzandan itibaren şuradan şu taraf 65 trabzan. Buradan bu taraf 65 trabzan. Bu şekilde eşitleyerek yaparsanız yaka düzgün durur. Yani bir taraf 70, öbür taraf bir taraf 70, öbür taraf işte 60 olmasın hani. İki tarafın şuradan bu tarafa ilmek sayısıyla şuradan bu tarafa ilmek sayısının eşit olması lazım. Evet, bu şekilde yapacağız. Şurada da aynen şu eksiltme kısmını yaptım. Aynen şu köşede gösterdiğim gibi ve burada da eksiltmeyi yaptık. Şöyle bakın yakamızın üçgen formu. Evet, şimdi tığ işi lastik bölümüne geçiyoruz arkadaşlar. Evet, devam edelim. Evet, şimdi ikinci sıraya başlayalım. 1 2 3 zincirle başlıyorum. Dıştan alıyorum. Yani içten, pardon, şöyle diğer ilmeği şöyle dıştan. Bu ilmeği içten. Evet. Devam edelim. Şu yakanın dönme yerine kadar gelelim. Evet, yaka dönme noktasına geldim. Yine burada da eksiltme yapacağız. Şöyle ilk ilmeği buradan dıştan aldım, beklettim. Doluyorum. Şu eksilttiğim 4 ilmeği birden şöyle şu şekilde bakın alıyorum. Bekletiyorum. Evet. Şu ilmeği dıştan, onun yanındaki ilmeği içten alıp yine 4 ilmeği birden eksiltiyorum. Evet, dıştan aldık. İçten aldık. Şimdi dıştan alıyoruz şöyle. Evet.
Sırayla devam edelim. Aynen koldaki gibi. Evet. Şu yakanın üçgen kısmına kadar gelelim. Evet, yakanın yine köşe kısmına geldik. Yine 4 tane trabzan eksilteceğim. Şöyle bunu yaptım. Şimdi şöyle dıştan alıyorum. Bekletiyorum. Şu ilmeklerin hepsini alıyorum. Bekletiyorum. Şu diğer grubu alıyorum. Bekletiyorum. Yani bu dörtlü olarak eksilttiğim bir önceki sırada dörtlü olarak eksilttiğim ilmekleri tek ilmek olarak alıyorum. Ve şunu alıyorum. Pardon. Şu ilmeği alıyorum. Evet, 4 ilmeği almış oldum. Hepsini birden çekiyorum. Evet, bu içten yaptık. Sırayı bozmadan dıştan alıyorum. Devam ediyoruz. Evet, bu şekilde devam ediyoruz. Bakın köşemiz şöyle eksilmeye devam ediyor. Şekilde. Evet. Yine devam edelim. Şu köşedeki eksiltmeyi yapıp sırayı tamamlayalım burada. Ve bir sıra daha öreceğim. Aynen kollardaki gibi 3 sıra lastik olacak yakada ve süveterimiz lastikleri tamamlanmış olacak. Etek ucuna ayrı bir çalışma yapacağım. Evet arkadaşlar, yakamızı da tamamladık. Bakın böyle. Çok tatlı oldu. Şöyle göstereyim. Şuralar şöyle. Kollarıyla birlikte. Evet. Şimdi etek ucuna böyle kırmızı lastik yapmayacağım. Çok fazla olur o zaman. Siyah bir tığlama geçeceğim. Bir sıra. O şekilde süveteri tamamlayacağız. Evet. Şimdi etek ucundan şöyle başlıyorum. Herhangi bir yerinden siyah iple geçeceğim. Bir de böyle etek ucunda büzgü sevmediğim için özellikle lastik yapmak istemedim. Evet, herhangi bir yerden başlıyorum şöyle. Bir, iki, üç zincir çektim. Aynı yere batıyorum. 2 ve 3 tane trabzan oldu. Pardon, bir tane daha yapacağım. Daha dolgun olsun. 4 trabzan yaptım. Sonra bir blok atlıyorum. Diğerine şöyle kıstırıyorum. Sonra yine 1, 2, 3 zincir doluyorum. Aynı yere 4 trabzan oluyor zincirle birlikte. 3 ve 4. Burayı atlıyorum. Diğerine kıstırıyorum. Yine aynı şekilde 1, 2, 3 zincir. Üçlü trabzan. 3 oldu. 4. Evet, yine burayı atlıyorum. Bir sonraki boşluğa kıstırıyorum. Yine buraya 1, 2, 3. Evet, böyle devam edeceğiz. Bakın çok tatlı bir şey oluyor. Etek ucu süsü. Evet, bir sıra bundan yaptıktan sonra süveterimiz tamamlanmış olacak. Evet arkadaşlar, etek ucu da tamamlandı. Şöyle bakın. Evet. Süveterimiz tamamlandı bu şekilde. Şöyle.
Kol altı böyle. Evet. Bu şekilde çok tatlı bir süveter oldu. Umarım faydalı bir video olmuştur. Diğer projelerimde görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.